Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Berkay. Bugün sizlerle bu videoda Solana ağında yaşanılan son durumları inceleyip bir yeni NFT satışından bahsedeceğiz. Solana ağında yapılan NFT satışlarına olan yoğun ilginin ve yaşanılan hype'ın hepimiz farkındayız. Ancak ister NFT'lerle yeni tanışıyor olalım, ister NFT'leri uzun süredir takip ediyor olalım, Solana ağındaki bir projeye baktığımızda aklımıza gelen ilk sorulardan birisi bu hype ne kadar süre devam edebilir oluyor. Hala kendimize bir kar ve yarar sağlayabilecek durumda mıyız? Bunu merak ediyoruz. Bu sorulara maalesef ki bir formülle ve yazılı kurallarla cevap vermek mümkün değil. Ancak biz burada kendi yorumlarımızda bulunup, kendi çıkarımlarımızda bulunarak bu sorulara bir yanıt aramaya çalışacağız. Burada ekranda görmüş olduğunuz Twitter sayfası bugün Solana ağında hayata geçen SolSea isimli NFT marketin Twitter sayfası. SolSea'yi Ethereum ağındaki OpenSea'nin bir uyarlaması olarak düşünebiliriz. Burada 24 bin kişinin takip ettiği bu Twitter sayfasında yaklaşık 4 saat önce bir tweet atarak sitesinin açıldığından bahsetmişler. Sitesini de incelediğimizde burada yavaş yavaş birkaç NFT'nin listelenmeye başladığını ve buradaki banner'da yakın zamanda yeni NFT satışlarının gerçekleşebileceğini söylüyorlar bize. Solana ağında böyle bir projenin hayata geçiyor olması bu hype'ın devam edebileceği konusunda bize olumlu bir izlenim bırakıyor. Ayrıyetten SolSea kendini ne kadar kanıtlayıp ispat edebilirse veya Solana kendi bünyesindeki bütün NFT pazarlarına nedenli önem verip onları nedenli büyütebilirse hem elimizdeki NFT'ler için hem de yeni gerçekleşecek olan NFT satışları için o denli iyi pozitif bir etki gösterecektir. Bu yüzden SolSea'yı yakından takip etmekte de fayda var. Ayrıyetten bu hype'ın sürdürülebilirliği konusunda bir diğer de önemli husus ise Solana'nın bize vereceği olan güven. Bugün Solana'nın da gerçekleşecek olan bir satış rug pull yapıp bizim Solana'larımızı alıp kaçarsa veya bizim 10 Solana'dan aldığımız bir NFT kendisine alıcı bulamayıp 0,5 Solana'lara kadar düşerse bu yatırımcının gözünde kötü bir izlenim bırakacaktır ve bir geri çekilme yaşanacaktır. Biz de bu bağlamda Solana'ya güveniyorsak, Solana'da kendi ağında çıkan yeni projeleri İyi bir güvenlik protokolüne tabi tutup, iyi bir gözlem yapıp, iyi bir incelemeye sokuyorsa bu sürdürülebilirlik o denli fazla artacaktır. O yüzden bizim Solana'ya olan güvenimiz ve Solana'nın bize verdiği olan güven de bu sürdürülebilirlik konusunda oldukça önemli. Ayrıyetten NFT satışlarında bir diğerli bize sıkça sorulan soru ise bir NFT'yi satın alırken neye dikkat etmeliyim? Değerli olabilecek bir NFT'yi nasıl anlayabilirim oluyor? Yine bizim bu sorulara bir matematiksel formülle veya bir yazılı kurallarla cevap vermemiz mümkün değil. Yine burada kendi yorumlarımız var kanalca. Bizim bir NFT satışına katılırken kanalca izlediğimiz strateji bir NFT'ye ne kadar fazla talep varsa, ne kadar fazla bu NFT satın alınmak isteniyorsa o denli değerli olacaktır şeklinde oluyor. Yani istek artarsa fiyat da artar diye düşünüyoruz. Talep artarsa fiyat da artar diye düşünüyoruz. Bu yüzden Twitter'larındaki, sosyal medyalarındaki veya diğer platformlardaki haklarında yazılan yazılara, incelemelere ve takipçi sayılarına bakarak bunu önemli bir ölçüt olarak tutuyoruz gözümüzde. Ayrıyetten bir NFT satışında bu NFT'nin hangi amaca hizmet edeceği ve ne gibi bir işlevinin olacağı veya bu NFT'yi çıkaran kuruluşun veya kişinin ne denli tanındığı, ne derece hayran kitlesine sahip olduğu ve ne derece talep edildiği de önemli. Ama tüm bu söylediğim sonuçlarda baktığımızda İşin sonunda bir talep doğuruyor. Yani bir şeyin ne kadar işlevselliği önemliyse o kadar fazla talep oluyor. Bir projenin yaratıcısı ne kadar fazla hayran kitlesine sahipse o kadar fazla bir talep oluşuyor. Yani tüm bu bağlamda eğer siz bir neden sonuç ilişkisi kurup bir NFT'ye talebin artacağını düşünüyorsanız bu sizin için önemli bir ölçüt olabilir bizim kanalca görüşümüze göre. Ayrıyetten bunu bir örnek vererek açıklayacak olursak burada gördüğünüz site Digital A isimli Solana ağındaki NFT'lerin kolayca listelenebildiği bir NFT pazarı.
Burada NFT'ler kolayca listelenebiliyor ancak burada hacim olarak yüksek bir hacime sahip değil bu NFT marketi. Çok fazla derecede bir alım satım olmuyor diğer marketlere göre. Ancak hepimizin artık bildiği üzere Solana Art'ı inceleyecek olursak Solana Art'ta daha az NFT projeleri listeleniyor ancak Solana Art daha yüksek bir hacime sahip. Dolayısıyla Solana Art diğer sitede gördüğü yüksek hacime ulaşmış NFT projelerini tespit ettiğinde alıp kendi NFT marketinde listeliyor. Ve bu pazarda daha fazla yatırımcı ve daha fazla hacim olduğu için daha fazla değer kazanıyor. Eğer oradaki NFT'ye sahipsek buraya geçtiğinde o NFT'nin değerlenmiş olduğunu görüyoruz. Yani nasıl bir coin çoğu borsada listeli değilken bir anda hacmi artar ve Binance gibi borsaya girdiğinde kat ve kat değerlenebiliyorsa, burada da hacmi yüksekse, çok talep edilip, çok alınıp, çok satılıyorsa, burada farklı NFT marketlerinde listelenip değerlenebiliyor arkadaşlar. Yine incelediğimiz projelerde de hangi NFT marketlerinde listelenecek, hangi NFT marketlerinde listelenebilir, nedenli talep olabilir bunları göz önünde bulunduruyoruz. Ve bugün yine gerçekleşecek olan bir satış var Solana ağında. Burada 10 bin adet birbirinden farklı sevimli domuzcuk satacaklar. Her ne kadar Türk milleti olarak domuzlarla aramız çok iyi olmasa da eğer bize kar ve yarar sağlayabilecek bir proje söz konusuysa biz o masada bulunuruz ve bu projeyi de yakından takip edeceğiz hep birlikte arkadaşlar. Burada baktığımızda 10 bin adet bir domuzcuk yaklaşık 9 saat, 8,5 saat sonra falan satışa sunulacak. Burada size tam tarihini ve siteyi aşağıya bırakırız. Roadmap'ini de incelediğimizde burada gözümüze çarpan şey bu domuzcukların Digital Ace ve SolSea NFT marketinde satışa sunulacağı. Bildiğim biraz önce konuştuğumuz gibi SolSea yeni açıldı ve burada ilk listelenecek olan yeni satışlardan birisi olacak bu domuzcuklar. Ayrıyetten Solana Art'ta da bir listelenme olursa yüksek hacimlere ulaşabilir ve bize yarar sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bugün tanesi 3 Solana'dan satılacak bu domuzcukların ve biz bu satışa girmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü Solana ağında yaşanılan hype'ın ve esen rüzgarın bu projeye de etki edebileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Biz bu siteyi aşağıya bırakırız. Katılıp katılmamak ve değerlendirmek artık size kalmış. Eğer bunu değerlendirmek isterseniz buradan Connect Wallet deyip Phantom cüzdanınızı veya Solleg cüzdanınızı bağlayarak saati geldiğinde satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Mind butonu veya Claim butonuna tıklayarak cüzdan onayınızı verirsiniz hemen ve satın almayı deneyebilirsiniz. Eğer Phantom cüzdanının nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız hemen kanalda videolarımızda Phantom cüzdanın nasıl kullanılacağına dair videoyu inceleyip bunu da öğrenebilirsiniz bizimle yeni tanıştıysanız. Ayrıyetten bu 10 bin tane farklı olan domuzcuklar için şunu da söyleyebilirim. Şimdi bu domuzcuklar listelendiğinde her biri birbirinden farklı ve her ne kadar üretici kendi içerisinde bir rarity, bir değerlilik yani bundan daha az ürettim, bu daha değerli, bundan daha çok ürettim, bu common uncommon gibi bir değerlendirmede bulunsa da bunlar listelendiğinde bir markette eğer sizin gözlem yeteneğiniz yüksekse, bu NFT satışı hakkında yeterli bilgiye sahipseniz veya ben bunu alırım, bunun fiyatı bundan çok daha yüksek, ben bunu geri bu fiyattan satarım diyebiliyorsanız, bunun gibi şeyler, alış satışlar, trade'ler de gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunun çok güzel örneklerini görüyoruz biz de. Yani sizin eğer buna bir yeteneğiniz varsa veya bir bilgi birikiminiz varsa bu domuzcuklar markette listelendiğinde bile birkaç soldan alıp daha fazlasına satabilenler oluyor arkadaşlar. Yani siz de bunları inceleyebilirsiniz. NFT marketlerindeki fiyatları nasıl seyrettiğini, alıcının özelliklerini iyi belirlediyseniz ve neye talep olacağını iyi belirleyebildiyseniz, bunun bilgisi veya yeteneği sizde varsa yine çok güzel trade'ler gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunu da inceleyip göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıyetten bugün gerçekleşecek olan bu satış bize Solana ağında gerçekleşecek olan diğer satışlar için oldukça iyi bir fikir oluşturacak. Mesela burada
Bugün gerçekleşecek olan bu satış iyi seyrederse, alabilirsek, kâr edebilirsek gözümüzü tabii ki de diğer Solana projelerine çevirebiliriz. Aksi takdirde bir oturur düşünürüz ne durumdayız ve ne yapabiliriz diye. Burada yine Twitter sayfalarını da inceleyelim önce. Şu an 10,5 binlik yaklaşık bir takipçi sayısına ulaşmışlar Twitter'da. Bugün Eylül 4'te UTC saatiyle 7 PM'de bir satış gerçekleşeceği söyleniyor. Yani Türkiye saatiyle yaklaşık 10 yapıyor muhtemelen. Burada yine attıkları tweetlere hatta rarity listesini de inceleyebilirsiniz. Böyle bir şey paylaşmışlar. Bütün aksesuarların burada listesini koymuşlar. Bir tane NFT satın alırsanız ve sizde bu özelliklerden birisi varsa buna bakmanızı da öneririm arkadaşlar. Ayrıyetten burada kendi çizimleri ve aksesuarların ayrıntılarını da mevcut. Ve yine SolSea'de kendilerine ait bir bölüm açılmış ve hazır bekliyor durumda. Burada bir listeleme olduğunda Solanalarımızı alıp satabileceğiz ve değerlendirebileceğiz arkadaşlar. Ve bu satış iyi seyrederse ve biz Solana'daki diğer NFT satışları hakkında olumlu düşünmeye devam edersek yine mesela ileriki zamanlarda 2 gün sonra gerçekleşecek olan algoritmik olarak Solana'da oluşturulmuş boğaların NFT satış gerçekleşecek. Buna da yine odağımızı çevirebiliriz bu satış gerçekleştikten sonra. Sizler de bu projeyi inceleyebilirsiniz. Takipçi sayısı, etkileşimleri, takip ettiği ve takip edinilen sayfaları. Ayrıyetten burada bunları da beğenebilirsiniz bilirsin kısmından sörf edip yine NFT satışları, yeni NFT serileri hakkında bilgiler toplayabilirsiniz. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ben kesinlikle NFT'lerin gelip geçici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak kripto camiasında her zaman bir trend oluşuyor, bir hype yakalanıyor. Bu bir pik yapıyor ve bu pikten sonra aşağı doğru seyredebiliyor arkadaşlar. Biz nasıl size aylarca Vax ağını anlattıysak, Vax ağında yaşanılan hype'ın en güzel zamanlarında burada birlikteysek, alış satışlarla kar ve yarar sağladıysak, burada da aynı şeyi yapabilir miyiz? Aynı şeyleri devam ettirebilir miyiz? Bunu düşünüyoruz. NFT'ler hem bu ağda hem diğer ağda her zaman işlevlerini ve varlıklarını sürdürecekler. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Ama dediğim gibi yaşanılan hype ve ilgi belirli bir pik yapabilir ve oradan sonra azalmaya geçebilir. Ama biz her zaman doğru yorumlarda bulunup, doğru çıkarımlarda bulunup, doğru analizleri yaparak bunlara göre hareket etmeyi istiyoruz ve bunlara göre bir kar sağlamak istiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size yararlı bir video olmuştur, güzel bir sohbet olmuştur ve sıkılmamışsınızdır. Hepinize iyi günler.